Merhaba çocuklar, tekrar merhaba. Bugün de sizinle sıklık ve çetele tablosu ile ilgili soru çözeceğiz. Bunu anlatmıştım. Veri işleme, veri toplama, veri değerlendirme diye bir PowerPoint sunumuyla anlatmıştım. Ama bununla ilgili soru çözümü yapamamıştık. Şimdi bugün bu konuda soru çözümü yapacağız. Önce konuyu şöyle bir konunun özetini okuyalım. Belirli bir konuda herhangi bir grubun görüşünün ne olduğunun belirlenmesi işlemine araştırma denir. Araştırma, bir grubun görüşünün ne olduğunun belirlenmesi. Araştırma yapılırken araştırma sorusu belirlenir. Uygun örnekler seçilir. Veriler toplanır. Veriler tabloya aktarılır. Tamam. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak olan gruba örneklem deniliyor. Örneklem, üzerinde deney yapılacak grubun adıymış. Tamam. Veriler toplanırken anket, görüşme, tarama ve benzeri toplama araçları kullanılır. Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloya da sıklık tablosu veya sayı tablosu, bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteren tabloya da çetele tablosu diyoruz. Bunları zaten anlatmıştık. Tekrar şöyle bir üstünden geçmiş oldum. Şimdi bana diyor ki, aşağıda verilen sorulardan araştırma sorusu olanların tik ile belirleyiniz. Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği futbol takımları hangileridir? Bir gruba soruluyor. Bunu biraz büyütelim çocuklar. Böyle daha iyi olacak diye düşünüyorum. Az önce çok küçük kalmıştı. Tamam. Aşağıda verilen sorulardan araştırma sorusu olanları tik işaretiyle belirleyiniz diyor. Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği futbol takımları hangileridir? Bir gruba soruluyor bu soru. Okulumuzdaki öğrenciler. Bu bir araştırma sorusu olabilir. Ay pardon, ne yaptım? Evet. Fatih'in en çok sevdiği renk hangisidir? Fatih bir tek kişi. O yüzden bu bir araştırma sorusu olamaz. Yemekhanede en az sevilen yemekler nelerdir? Yemekhanede en az sevilen yemekler ne oldu? Bir gruba soruldu, soruyorlar. Yemekhanede hangi yemekleri en az sevilen? Araştırma sorusu olur. Kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır? Kaç tane iki basamaklı doğal sayı olduğu araştırma sorusu olabilir mi? Çünkü biliniyor zaten. Bu bir araştırma sorusu olamaz. Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği öğretmenler kimlerdi? Bu bir araştırma sorusu olabilir mi? Olabilir. Öğrenciler en çok hangi film türlerine giderler? Bu bir araştırma sorusu olabilir mi? Olabilir. Okul kantininde en çok sevilen ürünler hangileridir? Bu bir araştırma sorusu olabilir mi? Olabilir. Ancak okul müdürünün ismi nedir? Okul müdürünün ismini herkes bilir. Bu bir araştırma sorusu olamaz. Şimdi hemen bir bakalım isterseniz. Evet, bakın. Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği futbol takımları, evet. Fatih'in en çok sevdiği renk hangisidir? Hayır. Yemekhanede en az sevilen yemekler nelerdir? Evet. Kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır? Bu herkesin bildiği bir şeydir. Araştırma sorusu olmaz. Okulumuzdaki öğrencilere en çok sevdiği öğretmenler kimlerdir? Evet, bu bir araştırma sorusu olabilir. Bir gruba soruluyor çünkü. Öğrencilere en çok hangi film türlerine giderler? Bu bir araştırma sorusu olabilir. Evet, gruba soruluyor çünkü. Okul kantininde en çok sevilen ürünler hangileridir? Evet, bu bir gruba sorulan soru. Doğru. Okul müdürünün ismi nedir? Okul müdürünün ismini herkes bilir. Bu bir araştırma sorusu değildir. İkinci soruya bakıyorum. İkinci soruda bana ne diyor? Bir grupta bulunanlardan 17'si İngilizce, 12'si Almanca, 8'i Fransızca, 4'ü Türkçe konuşabilmektedir. Buna göre bu verileri aşağıdaki çetele tablosunda gösteriniz. Ha, burada benden bir çetele tablosu çizmemi istiyor. O zaman çizeyim. İngilizce. İngilizce. 17, 5'er 5'er göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. On oldu.
parça. T diyelim. 1, 2, 3, 4. İşte bu bir çetele tablosudur. Bakalım aşağıda nasıl yapmış. Evet, aynen benim yaptığım şekilde yapmış. İngilizce, en başta İngilizceyi vermişti. Arkasından Almanca dedi. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe. Dil grubuna verilen dillerin isimlerini yazdı. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe diye. 17'si İngilizce dediği için her çentik bir ifade ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oldu. 17 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 10 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 15 oldu. 17. Bu kadar. Sonra 12'si Almanca. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 10 oldu. 1, 2, 12 oldu. Sonra 8'i Fransızca. 1, 2, 3, 4, 5, 5 oldu. 6, 7, 8, 4. Evet. Bunun adı neymiş? Bu tablonun adı çetele tablosu. Üçüncü soru. Yine aynı şekilde çetele tablosu oluşturun diyor. Oluşturalım. Elimizde 17 anaokulu. Anaokulu üstüne yazmayıp açtığınızda birbirine girmesin. Anaokulu 25 tane ilkokul. İlkokul. Ortaokul. Lise. Üniversite. Evet, yazdım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite varmış. 17 tane anaokul diyor. Yine 5'er 5'er tutuyorum tabloyu, çeteli. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15 oldu. 16, 17. 25 tane ilkokul. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 20 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 25 oldu. 18 tane, pardon 21 tane ortaokul. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Lise kaç tane? 18. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18. Üniversitede 2. Bakalım şimdi. Evet. Anaokulunu en başa yazdı. İlk verdiği. İlkokulu ikinci verdiği yazdı. Ortaokul üçüncü verdiği. Lise dördüncü ve üniversite beşinci. Yine 5 her bir 4'ten sonra 5 yani şu şekilde 1 2 3 4 5 çeteniz tablosunda 17 dediğine göre 5 10 15 17 25 dediğine göre 5 10 15 20 25 21 dediğine göre 5 10 15 20 21 lisede 18 taneymiş 5 10 15 16 17 18 yani her bir çubuk 1 demek 4 taneden sonra bu 5 demek çetele tablosu. Liseyi de söyledik. Üniversite 2 tane diyor. Bitti. Bir sınıfta 8 kişi mavi rengi. Mavi. 4 kişi kırmızı rengi. Kırmızı. 12 kişi sarı rengi sevmektedir. Sarı. Evet. Çetele tablosunu gösterin diyor. Mavi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kırmızı 4. 1, 2, 3, 4. Sarı 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde. Evet. 5, 8. Kırmızı 4. Sarı da 12. 5, 10, 12. Çetele tablosu bu şekilde yapılıyor. Burada kendisi bir çetele tablosu vermiş. Çetele tablosu vermiş, sıklık tablosunu istiyor. Sıklık tablosunu vermiş, çetele tablosunu istiyor. Yapalım. Birazcık da büyütelim. Sayıyorum. 5. 5 daha 10. 2 daha 12. 20 tane çiz diyor. Şöyle benim yaptığım onun verdiği cevaplar karışmasın. Şöyle yapayım ben. Ha, buraya 12 yazmıştım zaten.
şurayı çözeyim. 20 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 15. 20. İşte. Burada ne var? 5, 6, 7, 8 olmalı. 17'li bir çetele tablosu çizmeliyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burada ne olmalı? Sayı buraya yaz diyor. 5, 10, 15, 20, 24. Burada da 19'luyu çetele tablosuyla gösteriyor. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. İşte bitti. Sayı verdi, çetele gösterdik. Çetele verdi, sayıyla gösterdik. Başka bir şey yok. Sıklık tablosu. Sıklık aynı zamanda sayı tablosu demektir. Sıklık tablosu, çetele tablosu. Çetele tablosu çubuklarla, sıklık tablosu sayılarla gösteriliyor. Evet, burada... Aşağıda bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdiği spor dallarının çetele tablosu verilmiştir diyor. Buna göre soruları cevaplayalım. Önce bir sayalım da. Çünkü büyük bir ihtimalle bunlarla ilgili sorular soracak. 5, 10, 15, 16. Değil mi? 5, 10, 15, 16. Voleybol 4. Güreş 5, 8. 5, 10, 12. Tamam. En çok sevilen spor türü hangisidir? Tabii ki futbol. 16. En az sevilen spor türü hangisidir? En az hangisi? Voleybol. Gerçi en az voleybol. Sınıf mevcudu kaç kişidir diyor. Sınıf mevcudu toplayalım. 12, 8 daha 20, 4 daha 24, 16 daha 40. Toplamamız gerekiyor hepsini. Buradaki verilerden hepsini topluyorum. Sınıf mevcudu da 40 kişi olur diyorum. İşte bu kadar. Bir tablo verildi. O tablodan sorular soruldu. Tablo nasıl verildi? Çetele tablosu olarak çubuk 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 verildi. Çubukları beşerle saydık. Önce futbolu seven kaç kişi yazdık. Voleybolu seven kaç kişi yazdık. Güreşi seven kaç kişi yazdık. Masa tenisini seven kaç kişi yazdık. Bu yazdıklarımızı daha sonra sorduğu soruları bu yazdıklarımızdan yola çıkarak da cevap vermiş olduk. En çok sevilen, en fazla olan, en az sevilen de en az sayıda olan. Aşağıda verilen tabloda bir okuldaki 5. sınıf öğrencilerinin kız ve erkek dağılımını gösteren çetele tablosu verilmiştir diyor. Tamam. 5A'daki kız 7. 5A'daki erkek 11. 5B'deki kız 10. 5B'deki erkek 10. 5C'deki kız 13. Erkek 12. 5D'deki kız 10, erkek 7. Neyi soruyor bununla ilgili bana? Soruları cevaplayınız diyor. Soruları nereden bulacağım? Sorular bir sonraki sayfada mı? En kalabalık sınıf hangisidir? Şimdi bunun için bu arkaya tekrar dönüp hesaplamamız gerekiyor. 11-17 daha, burası 18 kişi. Burası 20 kişi. Burası 25 kişi. Burası 17 kişi. O zaman en kalabalık sınıf 5C olur. Evet. Kız sayısının en fazla olduğu sınıf hangisidir? Dönelim tekrar. Kız sayısının en fazla olduğu sınıf 13 kızla 5C. Gene 5C. Kız ve erkek sayısının eşit olduğu sınıf hangisidir diyor. Dönelim tekrar tabloya. Evet. Kız ve erkek sayısı 10 kız, 10 erkekle 5B. Öğrenci sayısı en az olan sınıf hangisidir diyor. Dönelim tabloya. 18, 20, 25, 17 öğrenciyle 5D. En az öğrenci sayısının olduğu sınıf. 5D'deki öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor. 17 olduğunu söylemiştik. 5B sınıfında kaç tane kız öğrenci vardır diyor. 10 diye kalmış aklımda. Gene de bir bakayım. Evet 10. Erkek sayısının kız sayısından fazla olduğu sınıf hangisidir diyor. Bakalım. Burada erkek sayısı 11, kız sayısı 7. Bu fazla. Evet. 5A. Burada erkekle kız eşit. Burada kızlar fazla. Burada da kızlar fazla. O zaman sorumun cevabı 5A olacak. Evet. Ne yaptı? Bana bir
çetele tablosu verdi ve bu çetele tablosundan sorular sordu. Sorduğu sorulara neye bakarak cevap verdim? Çetele tablosuna bakarak cevap verdim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, bir sınıftaki öğrencilere en çok sevdiğiniz futbol takımı hangisidir? Bunu biraz büyüteyim çocuklar, bunu göremeyebilirsiniz. Çok öpüyorum.